Yok, oğlum, oğlum, oğlum.
gözünde üç damla yaşken zalimi boğacak sen ölmüşüz biz. Yıllardır darbelenen, inleyen, milletin derdine dil olmuşuz biz. Gülsün bayrağının mahzun hilali, istikbalin boynumuzda vebali, kırılan ümitler bir dağ misali, kırılmaz tek ümit dağ ümitsiz biz. Mücadele sabır ister, zor bir iş, zor olsa da durdurulamayacak bu gidiş. Ayağa geçmedi, baş eğmedi hiç. Sadece Allah'a kıyılmışız biz. Milli Gençlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Abdurrahman İnce Bey sizlere bir selamlama konuşması yapacaklar. Kendilerini mikrofona davet ediyorum. Allah'ın selamı ve rahmeti.
Esselamu aleyküm. Vakıf başkanımız Abdurrahman İnce Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizler sınavlara cep kuşakları hediye etmek için düşmedik bu yola. Öyleyse neden rehavet bataklığında yüzüyoruz? Kurtuluş vaat etmedik mi? Kumbaştaki bebelerden tüm Piritanilere dek. Sarhoş kokluğuna bulanmış metropollerde bedirlerimiz olacaktı. Uhudlarımız sefaya dek. Sonra bir kozak vakti haykıracaktık. Hayya alel felah. Sabrımız ümitlendi. Kuleyiz yusuftan. Ne oldu? Ne oldu diyorum bizlere? Kuhurlarız demiştik. Çatlamak için düşmemiştik rüklallara. Sütlü beygirleriyle neden aynı yastıkta başınız? Öyle siz demiştik. Engellere kanat açmamış mıydık? Allah aşkına söyleyin. Kafeslerdeki sessizliğimiz diye. Kuru bir gözde miydi yoksa? Meydanlardaki, salonlardaki cihat naraları. Güneşler patlayacaktık. Hani hiç bozamayacaktık kardeşliğimizi. Sedenin, sedenin çocukları. Sorular, sorular. Yüzlerce, binlerce sorular. Ümitsizliğimizin ve çocukluğumuzun arasası olmamalıdır sorular. Ve sorularımız sorgulanacaksa eğer, buyurun ilkin neslimizi koyalım ortaya. Mücahide bacınız, müdürlet sayın, kardeşiniz şiir okuyacak sizler için. Thank you.
var yarına bakan, amelden sözler var kalpleri yakan. Gelecek bugündür, üzülme dayan, serin bir baharda doğarız bir gün. Mücahit abimiz Eyüp Karahan sizlere bir şiir okuyacaksınız. Osmanlı'nın doğruluğu hatırlarsın dedeni, 600 yıl dünyaya adalet getireni. Yan yana yaşıyordu Müslüman Kürt Ermeni, örnek İstanbul'umuz tarihimiz yepyeni. Kahraman cephemizin işte İslam güzeli, her çeşit insanıyla dünya arıyor seni. Bursa'mızdan dünyaya hükmetmiştir dedemiz, ne güzel bir şereftir onlarla övünmemiz. Dünya milletlerine adalet getirmemiz, her çeşit insanlara hürriyet tanımamız. Osman Orhan Yıldırım örnektir Fatihimiz, 600 yıl dünyaya lider bildirmemiz. O inançla bugüne erişen kardeşimiz, bize yakışan odur emir veren olmamız. Kimin işine yarar bölünüp dağılmamız, elbet düşman sevinir lazımdır uyanmamız. Kurtuluş recebemiz İslam'a sarılmamız, 70 yıldır uyuduk lazımdır uyanmamız. Hasta insanlarıyla dünyayı kurtarmamız. 200 yıldan beri dünya hasta yatıyor, verem kanserli gibi mikrobu atamıyor. Şifası İslam'dadır, bir türlü yanaşmıyor. İnanan Müslümanlar ne için birleşmiyor? Haçlıya kuyruk olmuş senin yerin bu diyor. Viyana'yı kuşatan şeklinden utanmıyor. Yardım etmez olduk Saraybosna'ya, mazluma hiç yıkar Arş-ı Ala'ya. Feryat ediyor bakın, yalvarıyor Mevla'ya, kim ihanet ettiyse çektiniz Osmanlı'ya. İnsanca davrandılar Hacı Avrupalı'ya, zulmetmek için gelmiş kafirler bu dünyaya. Vatan namus yanında feda olsun canımız, yaradana kul olduk yerde kalmaz kanımız. Sırp, Ermeni, Yahudi çok zalim düşmanımız, haber verdi zalimi şanlı peygamberimiz. Büyük silahlardandır onlara dost dememiz, nasıl öldürüyorlar şahittir gözlerimiz. 200 bin Müslüman Saraybosna defnetmiş, ırz düşmanı Sırplara Avrupa teşkek vermiş. Bizi de yönetenler bu da çok ayıp demiş. Aracı olmak için cesaret göstermemiş, ordu hazırım dediği hücum emri vermemiş. Çektim cesur milletin onuru zedelenmiş. Kıbrıs gibi basmamız yine bizi bekliyor. Sabrediniz izzetler, mücahitler geliyor. Hakkı hakim kılacak bir nesil diriliyor. Dağıtılmış Müslüman yeniden toplanıyor. Bilal çabuk olalım, dünya bizi bekliyor. Saraybosna ne oldu bu deli
teşekkür ediyorum. Eski Hafif Genel Başkanı Halil Yılmaz'a, MGV Bursa eski başkanları Necmi Akosman ve Sami İlke hoş geldiniz diyorum. Değerli misafirlerimiz, sizleri daha fazla sabırsızlandırmadan mikrofonun ve kürsünü ehline teslim edeceğiz. Değerli hocamız, memleketimizin dört bir yanını dolaşmakta, bunlarla yetinmeyip diğer ülkeleri ve kıtaları dolaşarak davamızı hakim kılmak için mesajımızı kılma mücadelesi veren, sağlığına duacı olduğumuz Sevgi Yılmaz hocamız. Arkadaşlar, kardeşler, lütfen açalım bunu. Kardeşler, lütfen. Kaynaşmamız mümkün değildir.
Avrupalı Mr. Sikibon diyor ki, 300 senede Osmanlı mahkemelerinde 10 tane boşanma davası olmuştur, 10 tane hırsızlık davası olmuştur 300 senede. 10 aile yıkılıyor 300 yılda. Bugün Bursa'da belki her gün yüzün üstünde aile boşanmak için müracaat ediyor. Kim karıyla kocanın arasını atmıştır? Kim evlatla ana babanın arasını atmıştır? Kim devletle milletin arasını atmıştır? Kim orduyla halkın arasını atmıştır? Bu canavarı birlikte doğmaya mecbur. Kimmiş bu canavar? Batı da rahatsız ediyor. Paris Mat dergisinde meşhur psikanalist Tony Anatrella diyor ki, geçen hafta verdiği demekte, geçen ay yirminci asır çocuklarımıza yaşayış gayelerini unutturmuş ve ruhu ihmal ettirmiştir. Fransız bile bu canavarın farkındadır. Franklar duydu da Faruklar duysun diye geldim Bursa'ya. Bu canavarı tespit etmiştir. Ruh unutulmuştur diyor meşhur psikanalist Tony Anatrella. Gözün görevi nedir sorsam ilkokul birinci sınıf talebesidir. Göz görmek içindir der. Kulak işitmek, el yazmak, tutmak, yemek için, ayak yürümek için, dil konuşmak için. Bu sorulara ilkokul birinci sınıf talebesi cevap verir. Ama ruh ne içindir? Vücudundaki ruhun görevi nedir sorusunu sorun, 60 yaşındakinden zor cevap alırsınız. Ruh niçindir? İşte bu soruya insanımız cevap veremiyor diyoruz. Ruhun görevi sadece ve sadece Allah'a tevbedir. Göz görmek ruh da tevbe etmek için yaratıldı. Ama 20. asır insanına ruhun görevini yasak ettiler. Kimmiş bu canavar? Ruhu Allah'tan uzaklaştıran, kulla Rabbinin arasına atan, nefsimize ahireti unutturan canavarı ben söylerken Kincancı katırlarını ürkütürüm. Onların çok sevdiği batılı bir profesör ağzımdan duysunlar. Geçen sene, geçen Ramazan Avustralya'daydım. Sydney'de bir göz profesörü vefat etti, öldü. Bursa'daki doktorlar çok iyi tanır. Dünyaca ünlü göz profesörü Fürat. Her sene Nobel Barış Ödülünü alır. Nobel Barış Ödülünü alır. Avrupa'da, Almanya'da, Amerika'da özel kişilere göz ameliyatına giden bu profesöre gazeteciler sordular. Ölümünden bir hafta evvel. Dediler ki, ey meşhur profesör, ölüm yaklaştı, kanserlisin. Ne hissediyorsun? Ödül barış ödülleriyle madalyalarla dolu, ne hissediyorsun? Profesörün cevabı çok enteresan. Canavarı bizden önce fark etmiş. Fred fark etti de sorudum duysun diye anlatıyorum. Diyor ki, fuhuş, içki ve laiklik ameliyatı dininden hiç iz bırakmayacak şekilde beni Rabbime dinsiz ve ateist olarak göndermeni, yolcu ettirmeni ızdırabıyla
ölüyorum. Layık kafalar, düştüm buraya bir daha tekrar ediyorum. Bizi dinleyecekler kameralar. Çekiyor. Kulup, içki ve layıklık ameliyatı dininden hiç iz bırakmayacak şekilde beni Rabbime dinsiz olarak yolcu etmenin ızdırabını arıyorum. Bulmuş süreç, karıyla kocanın, koluyla kaynananın, polisle vatandaşın, orduyla milletin, devletle halkın arasına atan canavarı profesör bulmuş. Darısı bizim başımızda. Bilmem. Araştırdım. Bu profesör, bu Hristiyan, o da dersi. Araştırdım. Bu ilk ameliyat, Uhud ameliyatı, içki ameliyatı ve laiklik ameliyatı, sinir tezgahı. Karşıma İsrail çıktı. Dünyada televizyonlarında Fuhuş filmlerini yasak eden tek ülke İsrail. Dünyada içki üretimini kendilerine yasak eden tek ülke İsrail. Ve dünyada laikliği suç sayan, laikliği yasak eden ülke İsrail. Oyun büyük. Ve bizim Türkiye'deki laikliği istismar eden çevrelerin de dünyada en dost oldukları ülke İsrail'dir. Büyüdü İsrail. Geçen ay Hollanda'da bir kilisede papazlara konferans verirken kardeşlerimiz de oradaydı, işte kardeşlerimiz. Onlara da dedim, bak bizden yardım istiyorsunuz. Bizim çocuklar esrardan, eroinden, kumardan, içkiden kurtulamıyoruz. Zengin olduk, mutluluğumuz yok. Evlatlar anasını ziyaret edemiyor. Analar gününü 13 yıl durduk, senede bir defa gelsin diye. Ama bir türlü başaramıyoruz, bize yardımcı ol diyorsunuz. Gelin, sizi de bizi de özen bu ahtapotu dünyada birlikte boğalım. İsrail 14 milyon nüfusuyla dünyaya ilk bıçakla hakim oldu gençler. Nasıl Alman'ı kendi ülkesinde köle edecek? Alman'ın ülkesinde. Kop Yahudidir, üstüsü Hristiyan veya Müslümandır. Mercedes Yahudidir, üstüsü Müslüman veya Hristiyandır. Avrupalı kendi ülkesinde Beni İsrail'in kölesi olduğunu bilemiyor, ameliyat yapıldı. Rus ameliyatını yaptılar, hayatı göbekle diz kapağı arasına mahkum ettiler. Düşünmeyen bir nesil meydana geldi. Ailenin temel yapısı bütün ülkelerde yok olsun diye. İçki ameliyatı yaptılar, Tubok Yahudinin, Efesinsen Yahudinin de bütün insanlığın aklını buzdolabına alarak dünya insanlığı 14 milyonun kölesi olsun, bu esaretin, bu ezilmenin farkında olmasınlar diye. İşte bu 3 tane canavarın, 3 tane büyük ameliyatın en önemlisi olan, ki olmasa, o olmasaydı ne fırsa ne de içliyen insanlığı sürükleyemezdi İsrail. O ameliyat nedir? Laiklik. Ne demek laiklik? Dinle devleti bıçakla ikiye ayırmaktır. Vücut devlettir. Kalp dindir. Vücut neye yarar? Kalbi korumaya.
Kalp neye yarar? Vücudu çalıştırmaya. Vücutsuz kalp, kalpsiz vücut bir işe yaramadığı gibi, dinsiz devlet, devletsiz dinle bir işe yaramaz. Mümkün değil. Dinle devleti barıştırmadıkça, karıyla kocayı, hanımla beyi, evlatla anayı, orduyla milleti, polisle vatandaşı, işçiyle işlerini, esnafla müşteriyi, öğrenciyle öğretmeni barıştıramazsın. Mümkün değil. Mümkün değil. Bütün toplumu barıştıran din, o kalptir. Toplumun her şekline atar toplar damardaki kan gibi hayat, hayat pompalar. O damar tıkandı mı, evladı anayı boğar, keser. Kennedy'yi dinleyelim şimdi. Kennedy. Ah bizim Kenan Kennedy kadar olsaydı bu hale gelir miydi? Diyor ki, biliyorsunuz gençler, Amerika'da İsrail menfaatine karşı çıktığı için vurulan Kennedy'nin son ölüm anındaki sözlerinden biridir bu. Son ay, ölüm ayında söylediği sözler gazetelerde yayınlandı. Diyor ki Kennedy, bir şehri, bir mahalleyi, bir mahkemeyi, bir aileyi, bir fabrikayı, bir sokağı, bir ülkeyi Allah'a teslim etmedikten sonra o ülkede polislerin, askerlerin, bekçilerin nöbet tutmaları huzurludur ve israftır. Allah'la barışmayan bir ülkede polisle, askerle anarşiyi huzuru sağlayamazsınız. Vurgulayamazsınız. İşte bu ülkede 65 milyon Müslümanın düşüneceği konu budur. Parçalayan, bölen canavarı birlikte bulalım ve yok edelim. Aslında Türkiye'de laiklik yok. Olsa da laiklik batıyı mahvetmiştir. Türkiye'de tam bir despotizm, fasizm yönetimi var. Eskiden bir kral vardı, eskiden bir padişah vardı, şimdi Türkiye'de padişahlar çoğaldı. Padişahlık. Laiklik konusunda uzunca konuşmaya başladım. Yalnız gençler, babalarımız bomba altındayken bile Allah'la barışıyordu, bize ne oldu? Vallahi Yunan Bursa'ya geldiğinde bomba altında Bursalılar secdeyi bırakmadılar. Bomba altında. Edirne'ye bunlar geldi. 300 kadını bir eve, ahşap eve koydu. Türk kızı. Ey Türk kızları, size düştüğümüz dert ya isteklerimizi yerine getirecek ya sizi yakacağız. Annemiz genç Türk kızı Müslüman idi. Tendereyi açtı bile gavur. İki gün düşünmeye ne gerek? Hemen yap. Hemen tutuşsun. Yanacağız. Yanacağız. Tek bir takımızı size vermeyeceğiz dediler. Yandılar, yandılar. Vermediler. Takım taşlarını vermediler. Şimdi o annelerin kızlarını beş boyunlu otellerde hangi performansları pazarlıyorlar bu ülkede? Bomba altında örtüsünü vermeyen annenin torunu, nenenin torunu niçin örtüsünü sevemiyor? Vallahi bin yıl bombalarla, toplarla, füzeklerle,
tanklarla garbın afasını sarmışsa temizlilik var. Benim iman dolu coğusun gibi serhaddim var. Unutun, korkma nasıl böyle bir imanı doğar. Ne derecesi dinin teklifi kalmış canavar, faciasına, saldırısına karşı duran bir milletin evladı hangi bombalarla Allah'tan uzak yaptırıldılar. Onu da buldum gençler, oyuna getirildiniz. Yahudi protokollerini geçen okurken bir cümle önüme geldi. Katıldım. Aman Allah. Harplerin, bombaların Allah'tan, tarihinden, medeniyetinden, dedesinin yolundan uzaklaştıramadı. Bu milleti Yahudi bak nasıl uzaklaştırmış. Okuyorum İngilizcesini. Diyor ki Siyonistler Saint Cuthbert Whitworth, Saint Cuthbert Whitworth, artık bombayı bırak, Müslüman kızı bombayla atamazsın demedik. Ahmet'i Allah'a sözleden alıkoyamazsın. Çanakkale'de bomba altında nöbette secde yaptılar. Harbi sesli değişiyor. Ne olacak? Seyyid Sipar Git Award her yenilik bir kelime olacak. Kelimelerle geçtiler nesli. Dedenin bombayla karşı geldiği, kendini koruduğu, bombaya karşı geldiği, Allah'tan, dininden taviz vermediği bir ülkede korunumu kelimelerle yettiler. Genci namazdan mı alıkoyacaksın? Bomba atma diyor. Delir değil ki. Yap. Yabaz da. Yabaz. Bir kelime söyledin mi? O namaz kılmaz. Kelimelerle. Kızım örtülü mü? Derici de. Derici. Bağnaz. Tutucu. Kelimelerle korktu kızım üst örtülmeye. Yengim içkiden kaçmış mı ateşten kaçar gibi? Ona bir kelime söyleyeceksin. Sağdışı. İçmeyen sağdışıdır. İçen sağdaş. Kelimelerle bacım, kız kardeşim, evde kocasının hayat ortağı, dert ortağı, evladının öğretmeni ise köle kadın, ezilen kadın. Ama aynı kız uçakta 300 yolcuya, uçaktaki 300 erkeğe su getiriyor, yemek satıyor ve onların evlatlarına, kendisinin değil, başka yolcunun evladına mama satıyor, bez satıyorsa, sağdaş kadın, hır kadın dediler, sosyete dediler, hostes dediler. Kelimelerle, kelimelerle yıkılın. Günümüzün savaşı budur gençler. Kelime savaşıdır. Bu kelimelere karşı dayanıklı olunuz. Gerçek sağdaş, sağlar bir nizama kurbanandır, aşkarandır. Allah'a kurbanandır. Kelimelerle insanımızı mahvettiler. Erkek eve geldiğinde hanımına mutfakta yardım ediyorsa, belki de yorgun olduğu için veya hayat müşterektir dediği için sofrasını, sofrayı kurmaya yardım ediyorsa veya pazara gidip ürün alışverişini yapıyorsa, o erkeğe kılılık dediler. Bak karıyla kocanın arasına çarpıyor. Ama kumarda kaybetti, eve gelmiş hanımını dövüyorsa, ona vahşice saldırıyorsa, o erkeğe kazak erkek dediler.
onu yürüyecek. Kolunu öyle yıkıyorlar bizi. O halde yapılacak iş ne? Bu canavarı tespit ettik. Bu canavar bizi kelimelerle önüne getirdi. Devletle dini barıştırmaktır. Allah da ülkeyi barıştırmaktır. Başka yapılacak iş yok. Bizim Müslümanlar bu noktada ittifak etmelidir. Kutluk Anayasa Mahkemesi Başkanı layık olmayan insan değildir diye. Kızmayın, yoramayın. Hastaya kızılır mı? İlaç yazacağız. İlaç. O da Allah'ın kulu. Onun da nasihata ilaca ihtiyacı var. Bazı bir hastalar çeşitlidir. Kimi kuduk olur, çok kaldırır. Kimi kanserli olur, çabuk olur. Hastalar çeşitli. Ama mutlaka her hastalığın bir tedbiri vardır. Hastaya kızılmaz. Diyor ki, layık olmayan insan değil. Çok ağır bir ifade. Bak Profesör Fırat diyor ki, laiklik canavarı benim Rabbimden uzaklaştırdı. Bu azapla ediyorum. Şimdi buradan Sayın Özden'e sesleniyorum uyansın diye. Kabire milletin önüne çıkıyor, atan izindeyiz diyor. Biz izinde filan değiliz, çalışıyoruz. Elhamdülillah. Atan izindeyiz de sen neler, ne zaman çalışacaksın, sen izin mi kullanacaksın? Nedir bu hal? Kırk senedir izin olur mu? Çalışın. İşsizler ağlıyor. Hastalar ağlıyor. Evlenemeyenler ağlıyor. Bosna ağlıyor. İzini kaldır. Adamın tozu kalmadı ki çıkarsın. Öyle bakın. Sevdiğinden değil. Sevdiğinden değil. Türkiye'de ölülerin arkasına saklanmak bir modadır. Moda. Kendilerinde ilaç olmayanlar, kendilerinde insanlığa sunacak reçete olmayanlar ölülerle yürümeyi marifet sayarlar. Türkiye'nin modası budur. Bak şimdi geçen Ankara'daydım. Her partinin önünde bir ölü resmi. Herkes ölüleri karşılamış. Çok şükür bize kalmadı. Allah'a şükür atamadık. Merhum Cumhurbaşkanı'nın resmini atmış Mesut Yılmaz Bey. Bir ay evvel koruyordu partiden. Ölmüşse hemen o zalla yürüyecek. Sende can yok mu Mesut? Ölüyle mi yürüyeceksin? Sen de mi yürü? Gücün yok mu? Gücün yok mu? Şimdi başka bir parti merhum Adnan Menderes'in resmiyle yürüyor. Hele iki tane parti var ki ölüyüz diye bölüyüz. CHP ile CHP Uğur Mumcu'yu paylaşamıyor. Hadiseye bak. Ya ölülerden ne bekliyorsunuz? Biz için açmıyoruz. Bizim nizamımız sağlar üstü. O da bu. Bir insan ölüme ihtiyacımız yok. Elhamdülillah. Amin. Şimdi atan izindeyiz diyen Özden'e sesleniyorum. Layık olmayan hayvanmış. Öyle mi? Ankara'da dedim ona geçen bu kadar. Dedim ki bu söz atanı hakarettir. Çünkü Türkiye'ye laiklik 37 yılında geldi resmen. Mustafa Kemal ise 38 yılında öldü. Kaç sene yaşadı sordum. 57 sene. Yani Anayasa Mahkemesi başkanına göre Mustafa Kemal bir yıl laik olduğuna göre
56 yıl hayvan, bir sene insan yaşamış. Maradona ülkede
futbol ilahı Türkiye'de diyorlar. Bilmem hangi fahişe Türkiye'ye geldi, o gün unutmuyorum. Hiç unutamıyorum, gazeteler başlık atıyor. Aç tanrısası ülkemizde. Bu ülke darul İslam olur mu? Anayasasında Roma'ya, İsviçre'ye, İtalya'ya, Avrupa'ya göçüp verip de Kabe'ye göçüp de kapayan bir ülke darul İslam olamaz. Türkiye'nin yolları Roma'ya çıkabilir diyorlar. Rusya'ya çıkabilir, İtalya'ya gidebilir, ama Türkiye'nin yolu Medine'ye gidemez. Burnu acılıyorlar. Müslümanlar için ne korkunç bir olay. Müslümanlar için ne büyük suç. Allah'ın Resulü'nün doğduğu yere yolunu kapattınız. Hep beraber kapattık suçları. Kapitalizme, sosyalizme, göçük veren anayasa, 6. 7. maddesinde devletin temel nizamını bu ülkenin insanlarının dinine dayandırmayı süslemiştir. Bu süs size yeter ahirette ey Müslümanlar. Bu madde size yeter. Çalışmazsınız Allah muhafaza. Allah'ın sözünden ne bulduk, ne zarar gördük? Konfesyonların uydurduğu ceza kanunları İtalya'dan gelebiliyor. Aile hukuku İsviçre'den gelebiliyor. İktisadi sistem, ekonomik sistem Almanya, Fransa ticaretinden gelebiliyor da Allah'tan gelene yasak koyduk. Bu büyük. O halde Türkiye nedir? Burada bu ayki konferanslarımda açıklıyorum. Fıkıh kitabında bulamazsınız çünkü böyle bir ülke olmadı dünyada, yazmaz. Suriye, Irak, Mısır gibi ülkeler, halkı Müslüman olan ülkelerin %99'u darun irtidattır. Ankara'nın girişinde Türkiye'nin ne olduğu yazılı. Mürtet havaalanı. Mürtet. O ismi oraya vereni tebrik ediyorum. Ne saatler zeki ve akıllı biriydi. Mürtet. Ne demek hocam? Darul İrtidat. Yani Türkiye düzeniyle dinden dönmüştür. Dinden dönen ülke. Bir ülke dinden döndü mü? Onun hükmüsüdür. La yutursa amaluhum ve la yutma duauhum. Onların o ülkedeki namazları, oruçları, hazları, amelleri göz yüzüne kaldırılmaz, duaları da işitilmez diyor. Allah'ın Resulü. Kıçık! Ben dinini anlatmaya mecburum. Kıbrenin kardeşisiniz. Onun için yalnız anlatıyorum. Göz doktoru olsaydım Bursa'da göz kulak üzerinde size konferans verirdim. Devlet bana ilahiyat diplomasını çerçevesi vermemiş. 65 milyon üstü memur esnaf ve yutubal asker bu ülkenin insanının üzerinde hakkı var. Siz bizi okuttunuz. İmam Hatip ilahiyat Kur'an kursları halkın teberrularıyla yaşamıştır. Şimdi aziz milletinize şehir şehir gezip bana olan borçlarını ödemek için gidiyorum. Hakkınızı helal ettirmek için görevimi yapıyorum. Görevimi yapıyorum. Bu kadar bir sıdattı. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık döneminde cemaat irtidat etti bir grup ama hiçbir dönemde devlet irtidat etmedi. Ne Selçuklu, ne Abbasi, ne Osmanlı, hiçbir devlet dinden dönmemiştir.
Ama sizi tebrik ederim. Türkiye düğünden döndemez, halkı düğünden dönmedik döndüremediler. Kız kardeşim, Mevlamı belki söz geçecek başını kelimelerle, Kâbe'si ileri verici tezgahlarıyla açtılar ama o sessize bacımın kalbindeki la ilahe illallah alamadılar. Ahmet'ini üstlüsürdüler. Bu güzel. Hasan'ını kumarbaz ettiler. Ama kalbindeki Muhammed'in Resulullah'ı alamadılar. Tebrik ediyorum. Ne aziz bir milletçilik. Bu tahribat başka bir millet üzerine yapılsaydı çoktan biz de dinlendirdik. Ama şehitlerin hürmetine korundunuz kardeşler. İslam'ın bir maddesini buyurunun. İltisasını ilahiyat dedim. Bunun darul iltidat dinden denen bir ülkede yaşayan hanımlar o ülkeyi darul İslam'a çevirmek için çalışırken kocalarından izin almaya mecbur değildi. Örtülmek için izin almaya mecbur olmamışlardı. Darul İrtidat ülkesi yaşına yürense bu ülkeyi Darul İslam'a çevirmek için ana babalarından izin almaya mecbur değildi. Namaz kılmak için izin almaya mecbur olmamışlardı. Çünkü Darul İrtidat ülkesinde cihad-ı ekber kadın erkek herkese farz ayrılır. Bu görevi bilmeyiniz bu. Toplanıyor. Bu ülke Türkiye Müslüman. Nasıl bir konseri kardeşim benim için. Ben burada şarkıcı olsaydım buraya gelmedim. Şarkıcıya göndermezler ne konuşuyorum ne yazıyorum. Ben sese göndermezler. Vatan haline alçak ve şerefsiz. Yakalar sopası geldiğinde ona göndermezler. İslam canavarı her çok geldiğinde göndermezler ama biz geldiğimizde gönderirler. Ne konuşuyor? Ne konuşuyoruz? Bursa Tümün. Bursa'da kim vardı? Murat İdaben Ligar. Emir Sultan. Emir Buhara. Mahmud İhdal. Ve daha yok ya bunlar kardeşler eserim. Bursa masonların şehri değildir. Avrupa şehri değil. Bursa İslam'ın lastik olmuş bir şehirdir. İstanbul'da Ankara'da muhtarlar bıktı benden, bıktı bizden. Nedir ya hocam? İkametgah, ikametgah. Bursa'ya gidiyorsun, ikametgah gönder. Bunlar İzmir ülkelerinde, Aydın ülkelerinde Eskişehir dolaşıyoruz. Bugün 33. konuşmam 10 gün içinde. 33 yerde ikametgah nüfus süresi. Ben ihtiyacım, kaçak mıyım? Oturduğum yerden mi? Polisin kabahati yok, emniyetin asla. Kızıp öyle, masonlar öyle hazırlanmış. Dansöz gelirse serbest, hemen. Saatin içe kadar geçilebilir mi gece? Sabaha kadar. Ama konuşma oldu mu, ülkel korkar masonlar. Hiç unutmuyorum 81'den. İhtilal sonrası Almanya'dan gelirken 83'lerde polisler bizi üzülerek beklerdi. Tutuklamak için. Ne yapıyorduk? Zandaşta mıydık? Halit Nari gibi devletin milyarlarını Fransa'daki karışımlarla mı yiyorduk? Hayır. Hayır. Namrud'un ateşinde canlaya gönderilen Avrupa'nın köpek düştüğünü, domuz düştüğünü veya en ağır işlerini kaldırmakla görevli köleler sizin kardeşlerinize Kur'an'ı anlatıyordu. Bunları unutmasınlar.
Nemrud'un ateşinde yanmasınlar ve yanmadılar. Bin küsur camiyi kurduk. Elhamdülillah. Geliyorsun, kuşlusun. Benden bir ay sonra da şey geldi. Birkaç ay sonra, hiç unutmuyorum, Yakova. Kim bu Yakova? Merhum Menderes'in vatan haini diye 57'de Türkiye vatandaşlarından kovduğu, Türkiye'nin aleyhine, dininin aleyhine en ağır Selman Rüşdi Mel'un gibi en ağır kelimeleri yazan bu avukat İstanbul'da Fenerbahçe'ydi. Merhum Menderes gitti, dinine saldıramazsın. Ve nihayet geldi 80'lerde, biliyorsunuz. Dedim acaba Yakovas'ı hangi çocuk kuvveti tutlayacak? Kim atacak? Hangi cesur bir savcına dava açacak? Ne güzel Yakovas geliyor, vatan haini geliyor. İnanın o cinsi gazeteleri saklıyorum. Bandoyla karşıladılar Yakovas'ı. İstanbul Belediye Başkanı, valisi ve Balkavuk milletvekilleri kuyruğa girdi. Yakovas'ta uğur vardır. Kim onunla resim çekilirse illa milletvekili olur diye Yakovas'ta hatıra resmi çekip elini öpmek için sıraya girdiler. Kimseye bak! Öz vatanında garipsin, öz vatanında bayya! Şu hale bak! Öz vatanda paraya oldun. 50 bin Yahudi'nin sevgisinin ezicilerin önünün cuma pazara çevriliyor. 10 bin Yahudi için cuma cumartesiye çevrilecek. 65 milyon polisin üstün memurun bu ülkede 10 bin Yahudi kadar bir olmayacak. Kalemiz! Esirimiz! Ve Haydelada'da Maria serbestçe rahibe okulunda okuyacak. Bursa'nın üniversitesinde benim katmam. İstanbul'da benim maizem. Ankara'da zeynedim. Maria kadar örtü hak ve hürmetine sahip olamayacak. Ağlatıyorlar Sümeyye'leri bu ülkede. Esir miyiz? Kendisinde konuşuyorum. Boşuna uğraşmasınlar. Vezirin ömrü bitmek üzereydi. Allah bu ülkede mutlaka nurunu tamamlayacak. Çünkü millet istiyor. Millet istiyor. Halife mi? Yaşın olun pazarı. Bu millet politik bayı istifiz veren herkes elhamdülillah. Sadece Bursa'da bu maskeli kalabalık yok. İzmir'deki hadiseyi dün gördüm, şaşırdım. Her tarafta millette bir rağbet, bir istek, İslam'a bir yönelik var. Millet bunalmış. Yeniden geçen kürsüde bir ayet okudu. Hafızlığa başlamış, keşke çıkacak anlaşılan. Biz de kürsülerde ayet okuma huyunu Demirel'den kaptık. Ne yapalım? Ne yapalım? Yani Kur'an'ı anlatmak Demirel'e farz. Mesude vacip, İmeniye sünnet de bize haram. Biz de anlatacağız. Öyle şey yok. Diyor ki merhum Özal'ın cenazesi münasebetiyle İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Sadece bunlar ölüm olayında Allah'ı hatırlarlar. Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz diyor Demirel. Ve kocamasın ölünce mecbur döneceksin. Şimdi dön, şimdi. Şimdi dön. Şimdi dön. Öldükten sonra tabuta girdikten sonra Allah'a dönmemek senin elinde mi? Pişman sen elinde de. Buyurun.
ki meslektaşlarım burada çoktur biliyorum. Tam anlatalım cemaata. Bu ayet ölülerle ilgili değildir. Bir ölüm haberi aldık mı? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Peki ayeti niye böyle? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْكُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Musibet nesredir, umum ifade eder. Sadece ölüme tahsis yoktur. Bu ayet devletle milleti, hanımla beyi, evlatla anayı, toplumu barıştıran ilacı söylüyor. Başınıza bir musibet gelirse, kaç gün dünya geçeceğiz. İşsizlik musibettir. Musibettir. Türkiye gibi cennet vatanda üniversite mezunlarının köşkülük imtihanına girmesi bir musibettir bu toplum için. Stadyumlarda memur imtihanının yapılması bir musibettir. Hastanelerde vatandaşın, doktorların iyilerini istisna ederim, hastanın kalbinden önce cebini muayene etmesi bir musibettir. Türkiye'de işçinin, memurun hakkını Avrupa'da 3 tane Yahudinin tekeline, İnefe'nin Amerika'daki İnefe'nin tekeline bırakılması bir musibettir. Köylünün tarlasında, ağacında bereketinin her geçen gün kalkması bir musibettir. Esnafın müşteriyle kavga etmesi, evde aile yuvasındaki kavgalar bir musibettir. Bu ülkede benim kardeşim anasını ameliyat için böbreğini satarken ülkenin bakanlarının devletin özel uçağıyla yılbaşını Paris'te kutlamaları, böyle masalların başınızda bulunması musibetin en büyüklerindendir. Polislerin vurulması bir musibettir. Askerin vurulması, hele hele doğudaki klasik insanların kendi ana baba yurdunu bırakarak zan emniyeti kalmadığı için batıya göç etmeleri onlar ve bizler için musibettir. Bosnalıların gidip gördüm, açlıktan kendi kardeşlerinin elini etini yediği bir ortamda ölü eti yiyorlar. Ölü mücahitler Bosna'da şu saatte vurulmuş askerin ölü etiyle ulaşıyor. Böyle bir ortamda Nahçıvan açken, Abazya'da Müslüman açken ve Kesmir'de, Filistin'de, Abazya'da, Nahçıvan'da, Karabağ'da Müslüman açken Türkiye'nin hükümetinin Ermenilere buğday verecek kadar hainlik yapması bu ülke için en büyük musibettir. Musibettir. Bu musibetlerden ruhla kurtulamazsın. Üçüncü. Ananın evladı tarafından öldürülmesi ki geçen anlattım mı bilmiyorum. Yusuf sağdaş olacağım diye kumar oynamış. İlerici olmak için istiyormuş. Eve gelmiş, yobaz dannesi anasına arkadan sarıldı. Ölüyle secdede, gece ikide. Oğlum Yusuf! Tek bir ses, gitmiştir ana. Boğdu. Kim boğdu, Rus mu? Yunan mı? Karnında taşıdı Yusuf. Her gece ağlıyorum diyor Yusuf İstanbul Sağmazlılar'da. Ben nasıl içmiştim kumar oynadım da anamı boğdum. Her gece anam rüyama giriyor. Beyaz elbise giymiş, nur yüzlü gözü yaşlı rüyamda. Anam diyor ki oğlum Yusuf ben senin anan değil miydim? Dokuz ay seni karnımda taşımadım mı oğlum? Beni nasıl doğdun yavrum? Bu Yusufların bu ülkede yetiştirilmesi, bu bozuk eğitim düzeni sizin için
evlatlarınızı görür, musibet değil mi? Musibet ve Yusuf'un Ahmet'inin Allah'la arasının açılmasından daha büyük musibet olamaz. Gençlerin musalla taşında kabirde hazırlığı yoksa analar çok ağlayın. Bu gençler vallahi sizi dava edecekler. Kızım örtüyü sevemiyorsa, oğlum namazı sevemiyorsa, bu millet için ahiretin unutulması büyük bir musibettir. Peki bu musibetlerden, bu televizyon kanalizasyonlarından akıtılan fuhuş pisliklerinden, anarşiden, beladan nasıl kurtulacağız? Kalın. Başlarına musibet geldi mi bir toplumun? Şöyle derler. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Öldükten sonra değil ha. Şimdi derler. Allah'ım senin dünyanda, senin ülkünde sadece senin düzenine, sana, Kur'an'ıma, Kur'an'a dönüyoruz. Şeriat-ı Muhammediye'ye, İslam'a dönüyoruz. Niye sağda seninle solda duruyorsunuz? Kalkın. Niçin? Sağ demokrat, sol demokrat değil ki. Ya musibetten, beladan kurtulmanın yolu Allah'a dönmek. Bu bir anayasa maddesidir. Allah anayasasıdır. O ne dediyse doğrudur. Aksini derlemek. Hak değişmeyen doğrudur. Geçtim. Bursa konferansında bunları size anlattım. İçli tehlikedir bak. Trafik polislerini tebrik ederim. Bursa'yı donatmışlar. Aman sarhoş olma. Aman sarhoş araba kullanma. Polisim levhayla olmaz. Düzen sarhoş. Birlikte değiştirelim bu düzeni. Hepimizde. O ülke. O ülkede içki üretilecek. Sen levhayla sarhoş dönmeyeceksin. Bu düzen içliğine sadisi değil. Adam sağda gitsin, köprü altında yatması lazım. Ne acı halimiz var. Yani trafik polisi bile levhalarda ne diyor biliyor musun Bursa'da? Kur'an'ın hükmü hastır. O doğrudur. İstidir kazaların, yuvaların yıkılmasının sebebi. Tam anlatamıyor. Çünkü ahtapotlar var Türkiye'de. Kuş diliyle polis konuşuyor, ben tercüme edeyim. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Bu ahtapotun boğulması bütün Müslümanların ve insanlığın en mühim görevidir. Bursalılar, İstiklal Marşı'nı kabul ediyor musunuz? Edenler bir el kaldırsın bakayım. Dönüp boşuna konuşturuyorsun. Bursa hep refahçı olmuş. Elhamdülillah. Elhamdülillah. İstiklal Marşı laikliği ve kemalizmi, sağcılığı ve solculuğu reddeder. İstiklal Marşı. İstiklal Marşı'na göre sağcılık da suçtur, solculuk da suçtur, kapitalizm da suçtur. Üzülmüşsün. Üzül, hep beraber. Hakkıdır. Hakka tapan milletinin istiklali. Hakka tapmak bu ülkede devletin de görevidir, polisin de görevidir, savcının da görevidir. Ben bu ülkenin yöneticilerinden İstiklal Marşı'nın uygulanmasını istiyorum. Bak ne diyeceğim. Hakkıdır. Batıla tapan milletinin ıslaklık. Hakkıdır. Sağa sola tapan milletinin felaket. Hakka tapmak mecburiyetindeki. Hak nedir? Cenab-ı Hak. Onun gibi.
gitmişken bir atık oturum mu oldu? Böyle bir söyleşi yaptık bir masada. Sohbet ettik papazlarla. Siz de beni dininizi değiştirdiniz. Sahip ettiniz, bozdunuz. İspat isterim demez bir tanesi. İki tane delilim var dedim. Yoksa iki tane yeter sana. Bir, cuma nedir Almanca'da? Freitag. Türkçesine çalışılmaz gün, boş gün. Amerika'da, İngiltere'de, Avustralya'da 20'de cumanın ismine gençler Friday, Türkçesine boş gün. Papazlar dedim, cumaya boş diyorsunuz, pazarı boş aldınız. Bu ne biçimiz? Cuma çalışılmaz diyorsunuz. Siz birbirini değiştirirken cumanın ismini değiştirmeyi unuttunuz. Onu da değiştirin de açığı kapatın dedim. İkinci delilim, üstünü yatak etmeyen gün Allah'ın dini olamaz. Allah kuluna kesin zulmü vermez. Allah kuluna pusu kurma, evi yıkılsın diye nasıl üstünü helal eder? Polisimizi zorlasın diye nasıl üstünü yatak eder? Serbest bıraktır. Evi yıkılsın diye üstünü nasıl helal eder? Kumarı yasak etmeyen gün Allah'ın dini olamaz. Allah kuluna hırsızlık öğretirse sağlarları başımıza bela etmez. İçin. Sağlıyor adam, yüzüne de geldim. Hepsi sağlıyor. Dostu geçen gün evinin yanından geçti İstanbul'da. Ne arıyorsun Bekki amca dedim. Hırsız arıyorum dedi. Bugün burada hırsız olur mu? Hırsız için işte. Beşimiz mesleği artık sadece meslek. Devletle dini barıştırmazsanız başınıza hırsızlar gelir. Sizin milletinizin bir 40 yıldır bir huyu var, huyu. Tedavi olmak lazım. Hırsızı hırsızla değiştirme huyu. Seçimler bunun için yapılıyor. 5 yıldır hırsız söylüyor, doydum diyor ona. Millet şimdi bir hırsızın haber etmiyor. Onu doyuracağım. Ya biraz da oğlum doysun be kardeşim. Sen doy, yok hırsızlarımı doyurmaktan meşgulsün. Hırsızı hırsızla değil, hırsızı dürüstle değilsin. Haini hainle değil, haini vatan için ölecek vatanseverle değilsin. Hadise budur. Uzattık herhalde gençler, müsaade ediyor musun? Güzel, diyorum ki devam ettik söylemeye. Sayın papazlar dedim, zinayı fuhşu yasak etmeyen bir din Allah'ın dini olamaz. Nasıl Cenab-ı Hak anne olacak cenneti ayağın altına tahsis ettiği bir şerefli varlığı toplumun beyaz kadın tüccarlarının aleti yapar. Yaptırır, mümkün değil. Faizi yasak etmeyen bir din Allah'ın dini olamaz. Çünkü Allah doğaya emanet ettiği rüzgü faiz yoluyla bir mutlu azınlığa teşkil ettiremez. Onun için dinimizi değiştirdik. Elhamdülillah gençler, çok büyük bir rütbenin sahibi, Allah'ın değişmez dininin askeri olduk. Hakkıdır, hakka tapan milletimiz. Sağ demokrasinin Türkçesini bilen var mı içinizde? Sol demokrat mı? Manasını bilmediğiniz şeyleri için alkışlıyoruz. Kur'an'ı inceliyorlar da batıdan gelen incelemiyorlar, hastalık mı? Batıdan bir şey geldi mi tamam. Batıdan rüzgar. Geldi mi? Geçen sene Yeşil Köy'de baktım. Gençler bağırıyor. Gım bom bom gım bom bom gım. Allah ne var ya? Galatasaray'a teknik direktör. Gelsin.
Bir baktım adam omuzlara kaldırmışlar. Ne adam benim yanımda. Oturan anlam. Almanya'da 4000 mark etmiyor bu adam. Yani bu yabancı hastalığı yüzünden yerli futbolcular, sporcular iş yapamıyor. Transfer ücreti vermiyorlar. Hasan Seyfi tamam. İlla nüfus 2000 sürecek. Hans yapacak ücreti attım. Şu hastalığa bak. Bata attım. Ya bu adam Frankfurt havalanında benimle beraber uçağa. Hiç kimse uğulamadı. Türkiye'ye geldi. Anam kaçı görür. Allah Allah ben ne yedim ya? Yani Avrupa'dan eşek getirseler kral yapacaklar. Hadise bu. Hadise bu. Bata hastalığı. Kürt Sayın İnanı'ya sorun. Sol demokratın Türkçesini söylesin. Özür dilemezsen lanetim. Bilmiyor musun? Batı'dan gelmiş. Sayın Yılmaz'a sorun Mesut Bey'e. Sağ demokrat nedir? Şu millete ilaç diye tavsiye ettiğin sağ demokrat. Ne bileyim de Batı'dan geldi sağ demokrat. Ha, hadise öğrenilmesi lazım. Sağ ve sol demokrat Batı'dan geldi. Şeytanın Yunanca adı demoktur. Demok. Sağ demok kelimesinden türedi demokrat. Sağ demokrat demek şeytan düzeninin sağ yumruğu. Sol demokrat demek şeytan düzeninin sol yumruğu. İşçi memur köylüm, esnafım, kardeşler, polisim, subayım, Anadolu'm, doğulum, basılım, 65 milyon kardeşlerim, 60 senedir şeytanın sağ ve sol yumruklarıyla deviriyoruz. Hadi milli görüş aslanı ayağa kalk da, milli görüş yumruğuyla nakav et, kroketiyle nakav et bu şeytanı. Bu şeytan düzenini. Bu şeytan düzenini. İstiklal Marşı. Ben ezelden beri bir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çocuğum bana zincir vuracak mı kaçarım der. Ama çok şaşılacak durumlar olmuştur. Şimdi merhum Mehmet Akif yaşasaydı çok şaşardı. Paramıza dolar zinciri vuruldu. Hani İstiklal Marşı? Kim uygulayacak bu ülkede bu zulme, dur demek için kanunları? Bursa'da Türk parası geçmiyor. Dedenin cebindeki hani diye aziz yemeci diye kuyumcu dükkanında hiç oldu. Kağıt para bize geçmiyor. Geçen hırsızın biri Almanya'da bir kardeşinin evine girdi Hamburg'da. Alman hırsız Hans markı çaldı, doları çaldı. İlki Türk parası varmış adam lazım. 600 bin lirayı çalmadı. Hırsız bile tanımıyor. Orduna zincir vurmuş. NATO zinciri. Geçen CHP'li bir amca Sakarya teşkilatımıza geldi. Yaz beni evladım dedi. Yaz beni gerisi. Neden dedi? Dediler. İlk yaşındaki torunum beni uyandırdı dedi. İlk yaşında. Görüyor musun? Ya doğanlar bütün. Ölenlerin çoğu rejimden elhamdülillah. Onun için rejim yaşlandı. Baba. Bak 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 bak. Konuşanların konuşturana bak. Dede, buyur torunum dedi. Benim babam Somali'de seni öldürmeye gitti. Ha. Ağlar mısın, güler misin? Benim dedem, babam Somali'de seni öldürmeye gitti dede. Deyince yıkıldım. Ağzımdaki ekmeği attım. Gıttırarak yakada yatak odasına gittim. Torunuma diyemedim ki senin baban benim oğlum Somali'de Amerikan mühendislerinin petrol kazan Amerikan mühendislerinin canını korumak için aç, sefil ve yoksul Somalili Hasan'ı Fatma'yı öldürmeye gitti diyemedim. Esaret budur. İstiklal Marşı hainleri sizi yönetiyor. Siyasi bağımsızlığımız yok. Samaroğlan olduk. Bu metin kuvvetleri kapı kudu.
kararı önce biz uygularız. İngiliz kaymakamımı döver, selam dururuz. Anırken gönlümüzü Ege'de batırır, kaza oldu deriz. Şimdi Rum Ajdağı Kıbrıs'ta gönlümüzü vurdu, sesimiz bile çıkmadı. Nedir bu ey millet? Ölü toprağı mı içerildi size? Tavuk gibi yaşamaktansa bir gün horoz olup ölmeyi ne zaman kere gireceğiz bu ülkede? Ne zaman? Kaza kaza be kocamasın, hep kazaya biz mi uğrayacağız? Biz de zaman ülken gemisini batırdık, Amerika kazaya uğraştık. Bu rezalet. Askerim Kore'ye gidecek, Somali'ye gidecek, Bosna'ya gidemeyecek. Çıldıracağım lan. Dünyayı karşıma alamam diyor. Hocam hocam. Sen Allah'ı karşına alıyorsun da ben mi kimi ki sinekten küçük dünyayı karşıma alamayacağım? Kim bu dünya? Nedir gücü ne? Dünyanın toplamı Allah'ın mülkü yanında okyanusa batırılan kibritin ucundaki bir zerredir. Bu budur. Sağlı Engin onu diyor hatırasında. İlk defa Erbakan sayesinde bakanlık zevkine vardım diyor. Bunu kartır mıdır, katır mıdır nedir? Ona gittim. Amerikan ambargosunu kaldır diye. Bak 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 bak. Bu Amerika'yı ne çabuk unuttu bizimkiler. 74'te karşımızdaydı ya. Leyla'nın ırzını Kıbrıs'ta koruduk diye Amerika silah vermiyor, para vermiyor. Paramızı vermiyor. Ne parası? Paramızı vermiyor. Kaldır onu dedim. Bana bakmıyor, öbür tarafa bakıyor. Bir ara bir telefon çaldı, iyi ki çaldı. Kırmızı telefon, bizim gülü kartırın diyor, rengi değişti. Telefon elden düşecek. Mr. Salihan Gül, özür dilerim, hemen bu akşam özel yemeğe gel demez mi? Ne oldu ya? Neden değiştin, yüzüme bakmıyordun. Ankara'dan acı bir haber aldım diyor. Şimdi elçilik bildirdi. Sizin yetimsiz ortağınız Profesör Doktor Necmettin Erbakan ve arkadaşları hükümete baskı yaparak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koydular. Karşımıza biz bu batıyı tanırız. Dedem öğretti bize batıyı. Batık kol istedi, verdin mi bacak ister. Vampir doymaz batı. Yok istedim burun ister. Baş istedim vücut ister. Onun için dedeme geldi de saç istedi mi bir tokat atardı 150 sene istiyemez. Batık zaman zararlan. Dayak paranlar. Gölgemizden korkak olduk. Hazreti Ebu Bekir'i Sıddık buyurdu ki iman camilerde mahkum, para cimrilerde mahkum, silah korkaklarda mahkum ve idare alçaklarda mahkum oldu mu o devlet yıkılmaya mahkum. Geldi de var. Dini camiye mahsur ettik. Sokağa çıkamıyor. Para birinin önündedir. Gençliğe 10 lira veremiyor. Şu gözünün, şu gözünün nuru kalbinin sultanı gençlik. Gençliğinize sahip çıkınız. Bilhassa Sümeyyelerin çalışmalarına destek olunuz. Gençlere destek olunuz. Gençliği olmayanın geleceği karanlıktır. Silah korkaklardadır bugün. 800 bin askerimiz var.
sessiz güç gelmiş bizi korumaya. Ne kadar korkak olduk ya. Ölümledin erkekleri. Biz bu vatanı korumaya korkuyorsak bazılarımız hazır. Sessiz güce gerek yok. Sessiz güce gerek yok. Ne idare bugün? Öğlenceyi, gözyaşı, kanı, öğlenceleri gözyaşı ve kanlara tevcih eden Erzincan depreminde millet ağlarken, Zonguldak gürücü patlamasında millet ağlarken, Bayburt su felaketinde millet ağlarken ve İstanbul'da geçtiğimiz hafta İmraniye'de hain yönetiminin ihanetiyle tatlıya cair refah milletvekilleri tarafından bir yıl evvel meclis kürsüsünde anlatıldığı halde fakir oturuyor Florya değil orası diyerek 40 vatandaşımızı kökle içerisinde mezara gömdüğümüz bir anda millete ağlarken Bosnalı ot yerken ölüyor ki milletin idarecileri İstanbul'da, Ankara'da gazino kapatıp göz yaşlarımızı dansöz ve şampanyayla kurtuluyorsa evet başımızda kötü insanlar var. O zaman devlet tehlike dedim. Koruyunuz ayağa kalkın. Yangınlar cümleyi bırakın. Ebu Bekir Sıddık olurdu. Mallığını, varlığını Allah'a veren ve koyun tosluyup evinde oturan Cebrail geldiğinde ey Ebu Bekir Allah'ın sana selamı var. Halinden memnun musun? Sen bir zamanlar Mekke'nin en büyük holdingi kendiniydin. Şimdi elbiseni bile yolda Allah için bir şey yok mu diyen fakire verdin. Koyun tostu bildin, Allah'tan razı mısın? Gördüm ki billahi Rabb'a, Allah'tan razıyım. İşte Allah senin bu halinden gökte ve yerdeki bütün meleklere seslendi dedi ki, ey melekler, benim dinim için malını veda eden, Bilal'in hürriyeti için, Yasir'in hürriyeti için, mallarını infak eden, Ebu Bekir evde koyun postu giyiyor, siz de bugün koyun postu giyin diye beni de huzuruna koyun postuyla gönderdi. Allah'tan razı mısın? Radîtu billâhi rabbâ, râziyem dedi. Allah da yıldırımdan hızlı cevap verdi. Radiyallahu anhum ve radiyallahu. Allah da Ebu Bekir'i Sıddık gibilerden razı. Ey ümmetin zenginleri, müşterin değil emanettir. Bak 15 gün evvel Cumhurbaşkanlığı'nın içindeki adam ahiretin zümrüt kapısında bugün bekliyor. O evini yenemedi bizi yenemedi. Gel ölmeden Ebu Bekir yolunu çek. Çünkü ezilen bilenler var. Görüyorum ki gençleri 35 yaşında iş bulamayıp yurak kuramayan köle bilenler var. Üniversitede örtüsünden ağlayan kölesi meyveler var. Bu gençliği hürriyete taş kavuşturun. Ey ümmetin zenginleri uğrayın. Hey! Ümmetin başındaki askerler korkaklığı bırakın. Yesir olunuz. Cesarettir bizi ayakta tutacak. Adımla bayılır. İşte muhterem kardeşler, yorulduğunuzu biliyorum. Bitireceğim. Artık gelin. Millet olarak bu gece tarihi karar alalım. Nedir o? İstiklal Marşı bu ülkede hakim olsun. Kaç! Çünkü İstiklal Marşı vatan toprağının satılamayacağını, ortak pazarın savunulamayacağını emrediyor. Bakın şimdi, şu belgeye dikkatlerinizi çekerim.
Buyurun. Bu küstahlara bak. Başta korkak olunca bunu denler. Bayrağınızı değiştirin. Bayrak değişecek batılıların teklifi. İnanı gitti, inanı sayın inanın. Roma'ya, orada yakın bir yer var, Vatikan. Bir ülkenin başbakan yardımcısı, Almanya vesaire ortak eser ülkelerine görüşmek için tavsiye mektubu alıyor. Görüşemiyoruz zavallı. Kime gidiyor? Roma'daki papaya. Sayın yeni, papaya ne gidiyor? Milli görüş teşkilatlarına bize gelseydin biz sizi başbakan kolle görüştürürdük. Bu rezalete bak. Bir devlet randevu alamıyor. Papadan mektup alayım. Papaya ne gidiyorsun? Hocaya geldi. Hocaya ben seni görüştürürüm topla. Allah'ın izniyle. وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet, Allah'ta, Resulünde ve müminlerdedir. İzzet gidince böyle, mektup verdiği Avrupa beni kabul etti. 12 devletin memurlarıyla görüşebildi, müstekar filan. Hepsi kendisine dedi ki, bayrağınızı değiştirin, öyle gelirim. Niye değiştirelim? Rengini mi? Hayır, kırmızı renk bizde de var. Yıldızını mı? Hayır, yıldız Amerikan bayrağında da var. Ya, Bilal gözünüze gülüyor. Gözünüze gülüyor. Bilal'ı, yani İslam'ı taviz verdin mi? Diyecek ezanını değiştir. Fantak camilere. Bakı değer mi? Onun için ortak pazarı savunan herkes vatan halidir. İstiklal marşı halidir. Bayrak halidir. Arkadaş, bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanım. Bütün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehir oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı diyenler ortak pazarı reddeder. Mümkün değil. Mehmet Akif büyük velimiz bu hainlerin Mars'ta haber vermiş. Yeni Mars'ımızda ortak pazar oyunu bir deyişte haber vermiş. Herhalde televizyonlar savcılar ne diyor? Hep bizi de takip edeceğiniz kardeşim. Nedir bu hain? Şiş tutar, şiş çoğun. Hangi anayasa maddesiyle göre yayın yapıyor? Gökten gelirse serbest, yerden gelirse yasak. Bunlar vallahi Allah ve Resulüne düşman. Sizi yönetenler. Tutarın anadan uğrayan filmlerinden rahatsız olmayan hükümet, Konya televizyonu ezan okudu diye rahatsız olmuş ve kapatmış. Halbuki tutar gibi, şov gibi ve Türk televizyonlarındaki ahlaklı filmler gibi yayınlar İstiklal Marşı'nda yasak. Arkadaş, yurduma masonları uğratma sakın. Tutar et gözlerini, dursun bu hayası zatın demiştir. Milli marş budur. Bu marş bu ülkede tatbik edilsin istiyor musunuz? Daha yüksek istiyor musunuz? Hakkıdır. Hakka tapan milletinin istiklal hadisesini istiyorsanız yolunuz gidin. Tribünlerden sahaya inin. Tribünde amigoluklar gol atılmaz. Futbol maçını 23'ümüz oynar. Seyirci 1 milyon olabilir ama gol atamaz. 23'ümüz atar. Müslümanın hali bu. 60 senedir tribünden gol diye bağırıyor. Hep sana gol atılıyor tabii. Halika bu. Takımını kurmadın, kurulan takımda yer almadın, hep gol yiyorsun.
kumar golü, eşer golü, karar golü. Bütün tribünden bağırıyorsun. Sahaya in. Yahudi takımını kurmuş 14 milyonla. Onun için bizi esir aldık. Siyasi takımı var. Kendisi siyasetin içerisinden Allah'a sinirin dedikçe gol yersin. Mezbursun demeye hadise budur. Bir avuç mason bizim oyumuzu alarak futbol parti takımlarıyla bize gol attı. Kanunlarımız onlar değişti. Ticari takımını kurdu Yahudi. Ayrıca onun, Alçelik onun, Termesap onun, Sony onun. Senin olan bir şey söyle yok. Tabi golü yedekti. Medya takımını kurdu. Basın yayın. Nerede basınınız? Marmara gazetesi daha henüz. 2010'a senin sözlemişsiniz. Nerede 100 binlik, milyonluk gazetelerimiz? Nerede televizyonlarımız? Adam 10 kanaldan vuruyor bizi. Biz de tribünden gol! Bağırsa bağırsa bağır. Atamazsınız. Sahaya inmek yok. Sahaya inmek etmek, forma giyildi. Forma giymek etmek, numara alacağız. Numarası futbolcular gol atamaz. Her futbolcunun bir numarası var ama bir görevdir o. 2 numara sağ bek, 3 numara sol bek, 5 numara liber, forvet. Bu numaraları kaldırdınız mı futbolcular darmandağın olur. Müslümanın numarası yok ki. Görevin ne? Memurum. Görevin ne? Polisim. Görevin ne? Esnafım. Görevin ne? Bunlar yönetici. Başka görevin yok mu? Allah'ın davasında asker misin? Formayı giy. Yani şunu demek istiyorum. Refah hareketinde saygılık yapmak diğer partilerde genel başkan olmaktan şereflidir. Hadise bu kadar açıktır. Siyasi takım sahaya çıkmıştır. Haydi! Haydi! Takımınız kırıldı müşteriler olsun. Artık tribünde gol diye bağırma yok. Köprü meydan. Şimdi köprü kaçıyor Refah'tan. Takım kuvvetlisiniz elhamdülillah. Sahneye girdi kutu. İnönü'den Maraş'ta camiye geldi. Takım olursan gelir tabii. Gelir. Yarın İnönü'nün koca koca caminden bir oldun olduğunu duyarsanız çekmeyin. Ezan okuyor. Refah'a geliyor. Refah'ın boyasına girdi bütün partiler. Hocam yanlışla Milli Gençlik Vakfı filan buldu. Burada parti anlatır mı? Ne yapalım? 5. yıl Yahudi Vakfı'nda parti anlatılıyor. Ben enayiyim. Ben de anlatacağım. Ben de. Öyle şey yok. 5. yıl Yahudi Vakfı'nda hükümet kontrolü bile içeri alınmıyor. Kunduracağım. 5. yıl Vakfı'nda hükümet konser içeri sokulmamıştır. O toplantıda İsrail Herzl Herzog Abdülhamid'in evinde dedenin koltuğuna oturarak bir köyün en büyük tehlike İslam'dır demiştir. Ama benim hükümet konseri Ahmet'in içeri alınmamıştır. Şimdi burada vardırlar. Tabii kardeş elhamdülillah. Hadise açık. Oyun o arada konuşacağız, biz burada tutacağız. Takımız elhamdülillah. Allah'a şükürler olsun. O halde kurulan bu takımların korunması için ve 4 yıl içinde yaşarsak Rabbim uzun ömür verirse inşallah Allah göstermesin, çok acı günler göreceksiniz gençler. Sandık öteki işiniz var gençler. O güne hazırlanın. O güne hazırlanın. Nerede? Orta Doğu'da. Nerede? Kabe'nin yanında. Nerede? Resulullah'ın evinde nöbetiniz var gençler.
musun? Kafadan konuşmam. Her konuşmayı belgelemişim Allah'ın izniyle. Geçen ay Türkiye'deki medya masasladı. Şimdi Türkiye'deki basın yayın Yahudinin güdeyliğinde sihirbazdır. Millete doğruyu yalan, yalanı doğru gösterir. Bu haberi yazmadılar. Cesaret edemediler yazmaya. Millet uyanır diye. Nedir o? Gazeteyi yanıma getirdim. İngilizce Sidney'de yayınlandı. İsrail ile Amerika resmen askeri ittifakı kurdular. Kuruluş irdasında İsrail Başbakanı'yla İsrail'i vampir. Tanımıyoruz biz İsrail'i. Öyle bir devlet yok. Tanımayacağız. İza töreninde diyor ki Clinton, ismini değiştirdim, Clinton, örtüyor hain, diyor ki, benden evvelki Amerikan başkanları, İsrail'e gizli yardım ediyordu, ben bu teamülü, gönülüğü kaldırdım, İsrail'e açık yardım devri başlamıştı, tehlike var, kardeşler tehlike var. 4 yıl içinde Kabe Medine elinden gidebilir. Korkun var. Birbirinize uğraşırsanız olur. Birbirinizin kuyusunu kazarsanız olur. 3 saatlik dinle makamı için birbirinizle ıstırayla meşgul olursanız olur. Korkuyorum. Kardeş olurum. Elem tereseyse seale rabbuke bi ashabin fil. Filesi niçin nazi oldu? He? 1500 sene evvel Ebrehe gelmiş Kabe'yi yıkacakmış. Bize ne? 1500 yıl evvelki olay Kur'an'da niçin anlatılır canım? Kur'an hikaye kitabı mı haşa? Bu sure 10 surede her gün okutulması istenen, okunması istenen sureden biridir. İçin Kabe'ye her zaman Ebrehe gelecek, dikkat edin diyor. Allah bilmez. Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilir. Kıyamete kadar hainlerin, hakimlerin oyununu Rabbim biliyor. O gün Ebrehe Hristiyan'ı geldi Kabe'yi yıkmaya. Sonra Clinton dedi. Ebrehe'nin torunudur. Yüksel amcidir. Martin Luther gençler bilir. Batılı koyu bir misyonerdir. Din düşmanı, İslam düşmanıdır. Eserinde diyor gençler, Muhammed'in cesedi Roma müzesine kaldırılmadıkça Haçlı seferleri bitmeyecektir. Onu yuhlama. O dininin gereğini yapıyor ama senin oy verdiğin adam senin dininin gereğini yapmıyor. Martin Luther'le pazar olmak istiyor. Onlarıyla sevmiyorum aslından. Ya Rab, yok mu bu karanlık gecenin bir nurlu sabahı? Kıvrıcın başımızda kimler? Kimler idare ediyor? Kabe düşmanlarıyla dost olmuşlar, Müslüman da onlarla dost olmuş. Haliniz perişan. Haber veriyoruz. Ben sizden izzet almaya gelmedim. Bir uyarıcıyım. Kabe kapandı ki görevini yapıyorum. Kabe tehlikededir haberin geçti. Tehlikededir. Elhamdülillah. Ama kırbinde olmayın. Sahada olun Allah aşkına. Sahada. Yani bak büyük şehir belediye başkanı daha ortak pazara girmeden Bursa'nın girişine bayrağı astı. Ortak pazar devletinin bayrağıdır o. Bir istenin girişinde var. Bu bayrağı atmak suç.
sabzı mısın, tutuyor bilmiyorum. Bu hale bak. Bu bayrak ortasındaki topazdır. İyi bakın. Ve o minareleri mahsus minare yaptı. Aynen fotoğrafı gönde çektim bir içeride. Onların tamamı haçtır, kilisedir oradaki. Evet. Bursa'nın içine kadar gelmiş bayrağı. Kalın yapmış. Görelim mi? Kain main demek değil. Kavga yok bizde. Allah size seçme hakkını vermiş. Mart ayında Bursa'da büyük şehre Mezah bayrağını açtı mı o bayrak yırtılır. Kırmızı ay yıldızı atılır oraya Allah'ın izniyle. Görebilir miyim? Dağılın Bursa'ya. Kardeş Türk içerisinde. Dağılın büyük şehri. Bursa'da refahat etmeli. Olur mu ya? Bursa'da olmaz mı bu? Bursa. Fatih'in Bursa'sında. Murad'ın Bursa'sında. Hak için hakim olmaz. Daha da değiliz. Bir inelim bakalım nasıl oluyor. Bahçelerlerde İstanbul'da 6 ülkenin 4'ü Bursa'dan daha tahrip edilmiş ülkelerde ama çalıştın mı oluyor. Cumhuriyet'in çalışmaları 4 ülkede bayrağı Bursa bitti elhamdülillah. Engelleyemediler. Şimdi zamanımız var. Birbirimizin kuyusu dikeceğimizi cüzdanımız sızlıyorsa gönül sıcaklasın da Bursa'yı İslam'ın bulunduğu bir şehir bu masumların önünden alalım. Peki. O halde takım disiplininde olacağız. Disiplin. Antrenör, teknik direktör bölümü. Emir komutanı. Ve 5 şey rica ediyorum sizden. Başarılı takım olmanın yolu. 1. Yutulmak istemiyorsanız, Kabe-i Medine'yi korumak istiyorsanız eskileri bırakın. Hadise budur. Eskilik kavgası vallahi İsrail'in makaslarından biridir. Kur'an'da eskilik milliyetçilik yoktur. İslam'da milliyetçilik olsaydı Kur'an-ı Kerim Türk milliyetçiliğini, Gürcü milliyetçiliğini, Laz milliyetçiliğini, Türk milliyetçiliğini değil, Arap milliyetçiliğini emrederdi. Tam aksine Kur'an, cahil Araplar bezdirici olur diye ayet indirdi. Allah, Resulünün ırkına bile torpil yapmadı da, senin ırkına da torpil yapacak. Allah'ın Resulü milliyetçi olsaydı Türk milliyetçisi, Türk milliyetçisi, Laz milliyetçisi değil, Arap milliyetçisi olurdu. Doğru mu? Tam aksine veda hutbesinde Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yok. Üstünlük Allah korkusundadır. Örtçülük yok. Ne var? Hemşericilik var mı? Yok. Hemşericilik yok. İnsanlara doğduğu şehir değer verseydi Ebu Cehil yüzden değerli olurdu. Mekke'de doğdu. Hadise değil. Ne var? Müslümanlık. Müslümanlar kardeştir hep beraber. Müslümanlar kardeştir. Müslüman. Daha yüksek. Daha yüksek. Canı. Şimdi söylüyorum. Ben size katılabilirsiniz. Biz Yunanlı Yusuf İslam'ı Ermeni'ye buğday veren İsparta İslam köylü Süleyman'dan çok seviyoruz. İşte bu. Tabi.
Müslüman. Müslümana yardım ediyor. Öbür Müslüman devlet Ermeni'ye buğday veriyor. Öztürk yok. Yunanlı Yusuf benim kardeşimdir. İki, Nisan kargasını bırakın. Takımınız o zaman şampiyon olur. Türkçe konuşuyor, misyaz da herkes analistanı konuşsun. Karışmayın. Herkes de Gürcüce, herkes analistanı konuşsun. Bu ülkede İngilizce'den sınıfta kalınacak İslam kuvvetinin lisanı, Almanca, İngilizce, Fransızca ders kitabı olacak, ders olacak. Ama Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin milli kahraman Şeyh Said'in lisanı Türkçe, milli kahraman Şeyh Gazete'nin lisanı Türkçe'de yasak olacak. Olamaz. Bu sadıçıdır, rezilidir. İnsanların Rabbi Allah'tır. Onlar hürdür kimse tartışmaz. Üç, mezhep kavgası yapmam. Bu büyük tehlikedir. Ankara'da senaryosu var. Hazırlandı. Alevi Sünni kavgası başlatacaklar. Bu oyuna gelmeyin. Bizim kavgamız mezhep kavgası olamaz. Herkes mezhebinin hesabını Allah'a versin. Bilir. Amel'in hesabını. Alevi cemaati başkanı Sidney'de bana bir soru sordu Avustralya'da. Hocam, Aleviler hakkında görüşün nedir? Dedim ki, ne sen Alevisin, ne de ben Sünni. İkimizi özen, sömüren, ağlatan, başımıza musibetleri götüren iki mezhebimiz var Türkiye'de. İtikatta laiklik, amelde sağ ve sol demokrat mezhepleri yok. Birlikte kurtulalım iki ülkede. Hepimiz şehir alalım. Dört, tarikat kavgasını yapmayın. Bırakın tarikat kavgasını. Herkes tarikatında hür olsun. Girmeyene de saygı olun, girene de saygı olun. Nasılmış kaderiniz, Nurcuğumuz Süleymancığımız, bırak bunlar oyun. Ben parçalayıp oyunu. Said-i Nursi Hazretleri, asrın kutuplarından olan bu büyük veli, sadece bir zümrenin değil, tüm ümmetin manevi liderlerindendir. Biz hepsini severiz. Süleyman Hilmi Sinan Hazretleri bir zümrenin tekerinin olamaz. O ümmetin seveceği manevi liderlerdendir. Seviyoruz hepsini. Aşığız onlara. Çünkü onların yolu hak yoldur. Süleyman Hilmi Sinan Hazretleri rejimle anlaşmamıştır. Devrimle anlaşmamıştır. Anlaşamamıştır. Allah'la barış içinde yaşamıştır. Ama masonlarla kucaklaşmamıştır. Said-i Nursi Hazretleri devrimin muhafızlığını kabul etmemiştir. Masonlarla mücadele etmiştir. Allah'la barış içinde kalmıştır. Bütün Allah dostlarını severiz, seviyoruz. Tarikatta kavga yok. Takım o zaman şampiyon olur. Beş, sakın kavgalarını bırakın. Sakallı sakalsız, çarşaflı çarşafsız, kravatlı kravatsız, saçlı efendim, pardiseli pardisesiz, başörtülü başörtüsüz, sarhoş kumarbaz. Halis söz gelsin bu ordunun içine. Bedir'deki ordunun içinde bu saydığım tüklerin tamamı vardı biliyor musun? Uhud'daki ordunun içinde bu saydıklarımın tamamı vardı biliyor musun? Konuşturmayın beni. Emperyalizmin Amerikan ve İsrail emperyalizmi bu ülkede söktüğü için Uhud'da herkes birleşsin istiyor. Yusuflarımı kumar kuyusuna atanları boğmak için düzeni kastediyorum. Hepiniz birleşin. Eviniz yanarken birleşiyor mu?
Or yanında baktım herkes birleşiyor. Çarşafla gel, çarşaflı gel. Cüpteli gel, cüptesiz gel. Ey arıyor, minik koltuk. Sakallı şakasız, sarhoş gel gel. Geçen Kırşehir'e konferansa giderken Kaman'a baktım Bolu Dağı'nda kendin bacağı sıkışmış, kamyonla çarpışmış otobüs, Allah korusun. Bağırıyor genç, bağır Mürdat. Kim gelsin? Alevi gel, Sünni gel, Nurcu gel, Süleyman gel, gel, gel. Sarhoş gel, kumarbaz gel, örtülü gel, örtüsü gel. Can yanınca nasıl birleştik? Koltuklarımız nasıl yanınca birleştik? Ey Müslümanlar, Allah'ın emaneti Kur'an, size koltuk kadar kıymetli geliyorsa, birleşiniz! 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 O zaman takımınız şampiyon olacaktır. Yol gözüktü. Kostan. Diyorlar ki, Türkiye Cezayir olur. Bunlara yaptırmazlar. Duydunuz mu? Cevap vereyim mi, istiyor musunuz, bitireyim mi? Çünkü önünüzde engel bu. Eskiden baraj, barajı bunlar geçemez diyorlardı. Şimdi Kodri Meydan Türkiye genelinde baraj %25 olsun. Var mı güçleri? Buyurun. Kodri Meydan. Kuyulara düştüler, barajı kaldıralım diye biz düştük. Münafığın yani Yahudinin Kur'an'da tarif edilen Siyonizmin içinizdeki medyası görüntüsü olan gazeteler yeni bir yalan. Türkiye Cezayir olur. Aman. Türkiye Cezayir olmaz. Niçin? Çünkü Cezayir Türkiye olmuştur. Ne demek? Cezayir İhtilal'de daha bebek. Köy. Biz İhtilal'le 7 defa evlendik, 7 defa boşandık. Türkiye Cezayir olmaz. Cezayir Türkiye olur. 25'te bir İhtilal yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasındaki dini İslam'dır kelimesini kazıdılar. 29'larda bir İhtilal halifenin başını kopardılar. Ümmeti çobansız olarak aç kurtlara yediriyorlar. 30'da bir ihtilal camimizi ahır, ezanımızı Tanrı uludur atıverdiler. 36'da bir ihtilal 221 alimi kestiler, dinle devletin resmen laiklik adı altında parçalayıp karıyla kocanın, devlet ve milletin, evlat ve ananın, içiyle içlerin arasına attılar. 49'da bir ihtilal, milletin hür iradeyle aldığı seçimi millete vermediler. 61'de merhum Menderes'e bir ihtilal, mason olmadığı için, mason olmadığı için ilham ettiler, İslam'a taviz vermiş, ezanı Tanrı uludurdan Allah'a ekber ettirildi diye, 61'de idam ettiler. 12 Mart'ta Milli Nizam Hareketi'ne bir ihtilal, 12 Eylül'de Konya'da İstiklal Marşı'nızda oturan görevli Mossad ajanları bahane edilerek oturanları değil de ayakta Milli Marşı'nızı söyleyen kahramanları içeri aldılar. Ama ihtilal saçımızı çekti, çok bir bitti elhamdülillah. Engel yok. Türkiye'de en genç parti hareket İslam hareketi. CHP'nin yaş ortalaması anayasa mahkemesi raporuna göre 65-70 arası rejimden kesiştiği elhamdülillah. CHP'nin sağ demokratın yaş ortalaması 60-65, milli görüşün refahın yaş ortalaması 20-25. Türkiye Cezayir olamaz. Mümkün değil. Olması mümkün değil. Ben ordudan korkmuyorum. Türkiye'nin İslam'a dönmesine ordu değil, cami cemaati
yani bizler maniyiz. Bahaneyi başkasına atmayın. Her gün namazda ve nasrı kumun yasrı diyeceğim hacım, dışarı çıkınca bütün namazında değil mi dışarı çıkınca, ya Rab namazda ben masanı terk edeceğimde caminin dışında beni terk et. Orduya atma, gölge etme, başka insan istemem. Hadise bu. Geçen Astolete dergisi, ekonomi dergisi bir anket yaptı. Nerede? İyisi bizeydi. Bizde anket olmadı, rezil olacaktık. Karaköy Kuhuş evinin yanında aldatılan kızlara sordu. Astolete dergisi. Layıklığı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Cami önünde olsaydı ne kadar rezil olacaktı. %80. Bunu böyle yaparız. Sandık açılıyor. Karaköy üzerindeki sandık. Aldatılan kızlarımın %98'i bizi laiklik canavarı boğdu. İslam! İslam! İslam istiyoruz. Thank you.
kaynatalım, taşatana gül atalım, biz dişleri ağlatalım, hep beraber kaynatacağız elhamdülillah. Kardeşler, oturun, oturmasanız bırakırım. Bitiriyorum zaten, sonuna geldik. Orduya suçu atamayız. Onlara İslam'ı anlatmadık ki bir saat dinlediler. Birinci olduk. %63 oy. Ulaştılar refah sandıklarında birinci seçim. Sonuncu partiyiz ordu evinde. Askeri lojmanlarda son iki seçim birinci olduk. Hizmeti gördüler, tanıdılar. Gönderde böyledir. Refahında da diyorum, tamamında böyledir. Türkiye Cezayir olamaz. Olmayacak. Ordu bizim ordumuz. Benim ordumun İstiklal Harbi'ndeki adı nedir biliyor musunuz? Resmi kayıtlarda Atatürk'ü Mansur'u Muhammediye. Şimdi benim ordumu masonlar Atatürk'ü Mansur'u İsrailiye, Amerikiyye ve Avrupiyye yaptılar. Olamaz! Avrupa'nın, Amerika'nın İsrail'in yardımcı kuvveti değildir. Analar evladını İsrail için doğduya göndermiyor. Somali'de Hasan'ı vursun diye değil. Kore'de George Bush'un askerini korusun diye 5000 yavruyu doğurmamıştı bu ülkede analar ama masonlar gönderdiler 5000 yavru Kore'de mezarda. Benim ordumu Bosna'ya gönderiyorsun Ege. Bosna'ya gittin. Karabağ'a gittin. Ordu hazır mı? Dinle şimdi. Hazır. Bu millet takım değiştirdim ordu hazır. Mason takımları bırak. Milli görüş takımına geldi. Cumhurbaşkanının cenazesi bu milletin bu ülkede hangi düzeni istediği apaçık ortada. Mason liderlerin ders alması lazım. O kadar cumhurbaşkanı ölmüştür, akrabası bile gitmemiştir cenazesine. Bu manzaraya bak. Vefat etmeden evvel, ilk ay evvel İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 5000'i bulamayan Özal vefatından milyonları bulmuştur. Sebep ne? Türkiye'nin resmi başkenti Ankara'da 1 milyon, fiili başkenti İstanbul'da 2 milyon Müslüman ve bütün evlerde bütün Müslümanlar cenazesine iştirak ettiler. Niçin? Taksim. Beni davul zurnayla değil, beni Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber sesiyle defnedin. Bu millet Cumhurbaşkanı'nın ağzından bu sözlere hasret, coştu, koştu. Bu söze koşmaz mısın? Kim koştu? İki, 4 ay evvel Mossad ajanlarının halkı bölmek için hınharca katlettikleri gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölüsünü bahane ederek İstanbul'u Heybeliada'da ve Şişli'de topladıkları Ermenileri ve bazı sendikaların oyunuyla aldatılarak bizim içimizden aldatılmış insanları Ankara Meydanı'nda toplayarak ki bunların tüm sayısı 50.000'i geçemedi. 50.000. Hem de 5.000 polisin vurulurken polisinin cenazesini televizyondan vermeyen hükümet, Kubay'ın cenazesini televizyondan vermeyen hükümet, milleti birbirine düşürmek için ve milletin dinine saldırıyı millete duyurmak için naklen veriyordu bu cenazeyi. Ne diyordu ağzı salyalı laik kafalar? Kahrolsun şeriat.
birlikte Hacı Bayram-ı Veli'nin dinine, imanına, onun evinin yanında kahrolsun diyen Salyalılara, asbabalara bu millet cenazede merhum Cumhurbaşkanı'nın cenazesinde yaşasın İslam, yaşasın İslam, yaşasın İslam dediler. Cevap verildi. Milletin 65 milyon milletin cevabıydı. Onun için Cumhurbaşkanı'nın normal bir ölümle öldüğüne inanmıyorum. Onu yok ettiklerine inanıyorum. Son günlerde Ziya-ül Hak gibi konuşmaya ve Fincan'ın katıllarını ürkütmeye başladığında bandım var. Bunu vururlar dedim. Çeşitli oyunları var. Siyonistin adamları yok etmeyini. Kimi ilaçla yapar, kimi ihmalle öldürür. Bir Cumhurbaşkanı'nın hastalığı bellidir. Yorgun gelmiştir. Orta Asya'dan özel doktorları İstanbul'dadır. Bir Cumhurbaşkanı hastadır. Helikopter yoktur hastaneye götürmeye. Yangın Taran'la Hacettepe'nin etrafı ilk defa tur atılıyor. Kapısı aranmaktadır. Bu ihmalde ben ihanet kokusu görüyorum. Ve haberi aldığım gün Belçika'daydım. Bandı ortadadır. Aynen dedim. Cumhurbaşkanının cesedine otopsi raporu almak devletin görevidir. Savcılar şüphelendiği basit bir olayda otopsi raporu istiyor. Ölen bir cumhurbaşkanıdır. Niçin otopsi raporu istemiş? Tehlikeli ziyareti aynı şekilde yok ettiler. Ve Orta Doğu'daki Amerikan destekçisi yine Amerika tarafından zehirletildiğini biliyorsunuz. Hümeyni ile aram açılmasın diye. Amerika mesanesinde. Yanlış olabilir. Bu yorumdur ama hiç yakın mı? Niçin yaptılar? İşte o çok mühim. Vefahın gelişmesinden vallahi bütün dünya paniktedir. Cumhurbaşkanlığı koltuğu Demirel'e, ana yol ismiyle Mesud'un başbakanlık koltuğu da Mesud'a verilmek suretiyle bir daha bu erken genel seçimde siz aldatılmak isteniyordunuz. Özel seçte oldukça bu formülü siyonistler Türkiye'de tatbik edemiyorlar. Özel'i kabre, Demirel'i seçte ve Mesud'u ileride görürsünüz. Anayol resmi olmayacak fiilen tabanda Mesud'a medya kanalize edecek. Onun için vallahi bir defa daha aldanmanıza tahammülümüz yok. 5 sene sonra Refah'ın tamamına oy verseniz iki çıktık. İsrail'in 4 yıllık bir zamanı kaldı. Oyun büyüktür. Özal'ı severek Mesud'a gidenlere, gitmek isteyenlere Özal'ın son sözlerini okuyorum buradan. Buyurun. Vasiyetidir bu. Vasiyet. Uçakta söylemiştir. Türkiye gazetesi yazarlarından Yasin Özel 21.4.93'te yazmış. Diyor ki son söz Mesut Yılmaz, Özel'in sözüdür. Mesut Yılmaz hayatımda yaptığım en büyük hatadır. Onlarla ölünceye kadar bir araya gelmemeye kararım var. Kabiliyetsiz onları bir yana, benim ideallerime ihanet ettiler. Onları asla affetmeyeceğim, barışma meselesini böyle ele alın. O halde, tekrarımız, ne diyor? Özal, devreye girdiği anda, hükümet kurulmamış, yeni seçim olmuş Demirel, başbakanlığından önce Özal'ı nasıl indirilir? Kura yapıyor. Tabi Mesud'un evet oy vermesi mümkün değil. Anahtar parti Refah'tı o zaman. İsteseydik Özal'ı devirirdik. CHP evet dedi. Bütün partiler evet dedi.
ama refah duvarına takıldılar. Aynen Erbakan hocamın sözünü anlatıyor. Söylüyorum. Özal'dan daha inançlısını bulmadıkça Özal'ın kellesini size yedirmem dedi ve yedirmedi. Onun için normal ölüm veya anormal ölüm ama ölümdür takdir ilahi. Bundan sonraki seyredin ana yol oyununu bozmaktır. 493'te yazmış. Diyor ki son söz Mesut Yılmaz Özal'ın sözüdür. Mesut Yılmaz hayatımda yaptığım en büyük hatadır. Onlarla ölünceye kadar bir araya gelmemeye kararım var. Kabiliyetsiz olmaları bir yana deli ideallerime ihanet ettiler. Onları asla affetmeyeceğim, barışma meselesini böyle ele alırım. O halde tek yolumuz var. Nedir o? Özal devreci bir anda hükümet kurulmamış, yeni seçim olmuş dönmez. Başbakanlığından önce Özal'ı nasıl indirir? Kura yapıyor. Tabii Mesut'un evet oy vermesi mümkün değil. Anahtar parti refahtı o zaman. İsteseydik Özal'ı devirirdik. CHP evet dedi. Bütün partiler evet dedi. Ama refah duvarına takıldılar. Aynen Erbakan hocamın sözünü söylüyorum. Özal'dan daha inançlısını bulmadıkça Özal'ın kellesini size yedirmem dedi ve yedirmedi. Onun için normal ölüm veya anormal ölüm ama ölümdür takdir ilahi. Bundan sonraki seyredin ana yol oyununu bozmaktır. Onu nasıl bozarız? İşte saydığım beş şey. Özkülük yok, lisan kavgası yok, mezhep kavgası yok, tarikat kavgası yok, şekil kavgası yok, ümmet var. Türkiye'ye sahip çıkan ümmet. Bosna'ya sahip çıkan ümmet. Yeter artık. Bosna'da bir yiğit gördüm. Topal gelmiş oraya, topal. Vallahi bacağı yok. Kendisine 50-60 bin dolar veriyor Türkler. Bir kere baskın yaptı, ilk kısım askerini gebertti. Kim bu? Rusya'da 10 yıl savaşmış ama Allah yolunda cihada doyamamış topal askerli mücahittir. Yanına yaklaştım, utandım kendimden. Dedim sen toparsın, sana cihat var değil. Ne işin var Bosna'da? Allah'a kâli velâda söz verdim. Dünya okulunda kula kul değil. Allah'a kul olmaya. Sözleşme yaptım. Vücudumu cennet karşılığı Allah'a sattım. Anlaşmama uyamadım hocam. Bir bacağını verebildim. Bir bacağımı verebildim. Geri kalanını vermek için Bosna'ya geldim. Müslümanlar birbirinizle uğraşmayın. Bir kız yanıma geldi. İki gözü kesme. Hıçkıra hıçkıra kelime çıkaran bir. Sen hocaymışsın. Evet dedim. Fetva sormak için geldim. Ben Kürt kamplarından, Kürtlerin esir kampından kaçan 80 bin kızdan bir tanesiyim. Ağlıyordu. O günü unutmak mümkün değil. Diyor ki, 3 yaşındaki yavrum elimdeydi. Zorla elimden aldılar ve yavrumu gözümün önünde kesmeye başladılar. Canlı canlı. Kanını bana ütürdüler. Sonra iskeletimden etleri çıkardılar. Kıyma makinesine atıp köfte ettiler. Köfteyi bana yedirdiler. Yavrumun köftesi. Sonra ırzıma geçtiler. Kanımda sırt sıkı var hocam. Yaşamak istemiyorum. İntihar edebilir miyim? Sen de Bursa'da korku kavgası yap. Bu hale bak.
yoktur. Sevindir birbirimizi, sevin. Bu makamlar insana sevap vermez. İnsana sevap veren şey niyetidir. İlahi ente mahsudi ve rızası mahsudi. Allah razı olsun, bitti. Nerede olursan ol, değerin artar. Süper'in vergisi yazdı. Galatasaray, Fenerbahçe maçı yok Bosna'da gençler. Kızlara saldırıyor, kızlar radyodan veriyorlar. Kızımın elini ayağını zincire bağladılar. Yok Rabbim Allah dediysin, saldırıyorlar kızıma. Leyla'ma ne saldırırken ağzına mikrofon dayatıyor kahpe kızlar. Radyodan Osmanlı'nın intikamı böyle alınır diye naklen veriyorlar. O kızın söylediğini Bursa'ya duyurmaya geldim. Nazarul Resulul Müslim ila ahihil Müslim ila ahihil Müslim hubben lehu ve sevken iley gayrim atikâf-ı senetini fi mescidi ayda. Müslüman Müslümanın yüzüne bir defa sevgiyle bakarsa benim mescidimin yanında 354 gün oruçlu olmasından, 354 gün zikir yapmasından daha hayırlıdır. Müslüman Müslümanın yüzüne sesle sevgiyle bakar. Müslüman Müslümanın yüzüne bir defa sevgiyle bakarsa benim mescidimin yanında 354 gün oruçlu olmasından, 354 gün zikir yapmasından daha hayırlıdır. Müslüman Müslümanın yüzüne sesle sevgiyle bakarsa, bu kardeşliğinizi koruyun diye söylüyorum. Ya İbn Abbas, itikafı bozmuşsun, yoruldun mu dediler. 10 gün itikaf, caminin bir köşesinde eve gitmemek. Yok dedi, itikaftayım. Nereye gidiyorsun? İki kardeşin arasını düzeltmeye gidiyorum. İtikaf bozulur mu bunun için deyince Abdullah İbni Abbas buyurdu ki iki Müslümanın arasını bulmak için itikaftan çıkmak bir yıl itikafa girmekten hayırlıdır. O halde mecburuz iletişime, çünkü Mevla feryat ediyor. Diyor ki Rabbim Allah dediği için saldırılan Leyla diyor ki ya Rab, Allah'ım, ya Rahman, neredesin Allah'ım, ordun yok mu Allah'ım, ümmet yeryüzünde kalmadı mı, Müslüman yeryüzünde kalmadı mı Allah'ım? Dayanamıyorum Allah'ım. Kurtar beni Allah'ım. Rahman Allah'ım. Ermeni'ye buğday verenlere buyurun. Allah her yerde hazır nazır. Yardım gönderdi ama Müslümanlar yardımı oylarıyla destekleri hükümetler yoluyla Somali Kore'ye gönderdiler. O halde ey Müslümanlar, Ebrehe'ler Kabe'nizi yıkmadan, Medine'nizi yok etmeden birleşmeye hazır mısınız? Kabe solu bırakarak orta yola gelmeye, Allah'tan geldik ona dönmeye hazır mısınız? Hazır olanlar ve cesurlar sağ elini bir kaldırın bakayım. Elhamdülillah. Ne manzara ya Rab. Ben şu anda Resulullah'ın öz kardeşlerine konuşmuşum. Sebat-ı Ebil Beunlu ya Resulallah. Bursa'dan sana mesaj ey Allah'ın Resulü. Ümmetim Bursa'da hazırlanıyor ey Allah'ın Resulü. Kardeşlerim Medine Mekke müdafasını hazırlanıyor. Sebat-ı Ebil
Resulallah. Esselamu aleyke ya Resulallah. Şu manzaraya bak. Yüksek sesle bu seda. Beni dinleyen ve kamerada dinleyecek olanlar hep beraber söyleyin. Allah'ım daha yüksek. Allah'ım Yeah.